Bugün editi yaparken şeyi fark ettiniz böyle 3-2-1 geri sayarken video güzel oluyor da dinleyenler böyle sessizlik bekliyor. Tamam 3-2-1 diye sayalım. Onun için evet 3-2-1 üç, üç, iki, iki, bir. Bir. konuya giremeyenler adını unuttum <laughs> çok özür dilerim hadi hemen bir daha 3 2 bir konuya, konuya giremeyenler, giremeyenler podcastine, podcastine hoş geldiniz. geldiniz. Bitirdik bu işi ya artık bizim Aynen. işimiz bu. Biliyoruz reis boş değiliz bizde. Nasılsın görmeyeli? Neyse bu geyi yapmayacağım demiştim. Evet, Nasılsın evet, görmeyeli? teşekkürler. 5 milyon yıldır. Hemen çıkar. konuya gireyim mi? Gir. Hani giremiyoruz. Ne konuşacağımızı mavi. bilmiyorum zaten. Gir. Bir tane konu var aklımda. Geçen şunu fark ettim. Sana da attım. Küçük kitlelerimiz var. Yani eylem plan sözde 7 bin ama işte 100-200 kişi izliyor videoyu. Senin biraz daha işte TikTok'ta daha büyük ama şunu fark ettim. Gerçekten Türkiye sektörüne yön vermeye devam ediyoruz ya. Haksız mıyım? Yani Örnek verirsen ona göre bir <laughs> haksızlık söyleyebilirim. Ben de şu an ya, dinleyiciler gibi konuya Fransızım. Yani mesela biz bir tatile çıktık. Orada bir tam bizimki de orijinalde milyonlarca doğada video şey doğada kahve Ama videosu Ama şey var. tam dur bak şimdi anladım şey. Biz bir şey yapıyoruz ve sonrasında bir şekilde bunun etkisini birçok insanda görmeye başlıyoruz. Ya yakın çevremiz dahil. Yakın çevre normal hadi tamam mı? Hayır şey gibi düşün ben TikTok videosu çekmeye başladıktan sonra benim birçok arkadaşım çok yakın olmadığım. Ya o güzel ee, bir şey olsun. O sosyal medyayı kullanmaya başladı diyelim. Bir de bu insanlarla birebir bağlantın var. Yani zincirle baktığımda. Yani ya sadece fark. Instagram'da. Bir sanıyorsun. dur benim açmak istediğim konu bu değil. Ben açayım sen onu değinmek istersen okay. de. Okay. Benim açmak istediğim konu şu. Mesela. İlla senin dediğin konuyu mu konuşuyorsun? Hayır ben, ben bir şey açmak işte. istiyorum. Bu ben benimle konuşmayacak mıyım? Ben konumu açayım sonra o konuya gelirsin. Hadi bakalım. Ko Bizim olayımız konuya girememek. Konuyu açmanız. Tamam bırak ben gireceğim bir daha podcast söyleyemedim. Podcast'ın adının ne anlamı var? Tamam hadi anlat. Sen sakinse girebilirim evet. çünkü izin vermiyorsun girmeme. Sakinim Girmem. hadi, hadi gir. Biz bir doğada kahve videosu yaptık. Ulan bir baktım iki hafta sonra gayet böyle kahvecilerden kahve sponsorluk alan bir arkadaş doğaya çıkmış kahve yapıyor. Wow 30-40 bin like'a kişiye gelene kadar bunu yapmayan insan. Veya ben işte bir televizyon ayarları videosu yapmıştım. Ben de başka bir videodan ilham aldım ama ona referans verdim. Bir baktım 1 milyon takipçili birisi short atmış konuyla ilgili. Wow. Yani ya biz bize çok denk geliyor bu olay. Ya bir olsa hani, denk geliyor. Ha, tamam denk geliyor diyelim. Hadi. Okey hadi. Hadi. Hep mi bize denk geliyor? Heh. İşte bu anlamda sanki sektöre bu kadar küçük sayılara bile yön veren bir ikiliyiz. Yani bu Ukalağı yapacağım. İyi içerik üreticisisiz diyelim. Wow be. Doğru içerik buluyoruz. Daha çok izlenmeyi ve dinlenmeyi hak ediyoruz. Evet, sonra. zaten bir de şey de anlamıyorum. Benim bütün takipçilerim şey yazıyor. Sen nasıl mavi tikli değilsin? Ha niye? Ben de sanırım. soruyorum bunu. Ben niye mavi Her videonun değilim? altında niye bu kadar az izleniyorsunuz? Ulan biz mi seçiyoruz şey bu kadar de az işte, izlenmeyi? Bu kız patlayacak. Yerimizi alalım falan. İşte. Hadi patlasın artık. Hadi ama artık falan ama yok yani. Patlayacak gibi biz ama. Biz sakin tabii. sakin tatlı tatlı gidiyoruz diyelim. Ya biz keyif aldığımız için üretiyoruz. Biz anlık peşindeyiz. Biz her peşinde zaman. değiliz. Peşindeyiz dedi. Peşinde değiliz. Özür dilerim. Peşinde değiliz. Ruha <Söyle> gerçeklere. <laughs> gerçekleri <laughs> peşindeyiz. Freudian sleep. Ne diyorsun? Veriyor muyuz <laughs> sence sektöre yön veriyor muyuz? Ya şu an işte takipçi sayımızdan dolayı veriyoruz diyemem. Ama gerçek hak ettiğimiz ilgiyi gördüğümüz zaman vereceğimizden emin olabiliyorum şu anki durumdan dolayı diyebilirim. Şimdi bir de nereden dolayı bunu diyorum biliyor musun? Geçen hafta bir olay yaşadım biliyorsun güzel bir olay. Öyle bir söyledim evet. ki çok boktan Aa, bir olay. Geçen hafta biliyorsun ki Geçen hafta bir şeyler geldi. İşte benim bir ayak işleri videom vardı. Bayağı övdüğüm. Bin falan izlendi. Benim kanal için inanılmaz. Yani çıktığı dönemde bin izlenmek mucize benim kanal için. E, bin falan izlenmişti, iyi izlenmişti. Ben de biz de çok seviyoruz ayak işlerini bu podcast'te da evet, de konuştuk. Evet, ayak işleri. Ya oturdum bir Kaliteli gün. Kaliteli komedi. İşte bir podcast editliyorum, bir şey yapıyorum. Bir baktım bildirim geldi işte. Caner Özyurtlu size mesaj atıyor. Bilmeyenler için Caner Özyurtlu ayak işlerinin senaristi ve yönetmeni. Çok zeki bir adam bu arada. Yani kendi görüşüm. <laughs> Baya bir YouTuber da bu arada. Yani YouTube'da kanalı var. E, Baya üç formatları Etenekli var. Yetenekli bir adam diyelim. Uğraşıyor. Ben bir baktım. Yani kesin dedim. Bir şey bir Dolandırıcı bir şey çıkacak bakalım. Bir baktım mavi tik. Bilmem kaç yüz bin takipçi. Ona dedim gerçekten Caner Özyurtlu yazıyor. Ve şey yazmıştı videomu çok beğendim. Dikkatli bir gözlezi. Detaylara özen gösterin için teşekkür ederim yazdı. İşte çok fazla övdüğün için paylaşamıyorum yazdı. İşte takipteyim falan. Biraz gıybet yaptık. Dördüncü sezonla ilgili bir şeyler bilgiler aldım falan. Yani olup olmayacağı belli değil ama işte aldık bir gıybetler bana şimdi. Bana şey tuhaf geliyor. Bölüyorum lafını. Ee, ama yani bizim çok az takipçimiz var. Ama biz böyle... Değişik insanlara ulaşıyoruz yani. Çok ünlüsüne de ulaşıyoruz. Böyle çok alakasız insanlar Evet hani izlenmelerimize baktığında hani bunlar kendi çapında bir şeyler yapıyorlar. Bir şey diyorsun, olmaz falan da işte, diyorsun yani. hani Mesela <laughs> Instagram takipçi sayıma baktığımda bunu söyleyebilirim yani <laughs> normal bir hesap gibi evet, sonuç olarak. Ister. Hani videoları da sanki boşa yapıyormuşum gibi oluyor ama TikTok'a bir giriyorum. Bir milyon izlenme olmuş o videoda. İnsanlar beni yolda görüp soruyor ya da işte senin videonu bir tane influencer da paylaşmıştı bir tane videonu, evet. kaleideskop videonu falan böyle garip bir şekilde insanlara ulaşabiliyoruz ama o da bizim böyle şansımız mı diyeyim yoksa gerçekten aslında ulaşabilirsek bir şeyler yapabileceğimizin kanıtı mı? Ya, Bence kanıtı. Ya bu tabi bize özgü bir şey değil ama şunu da diyecektim birkaç hafta önce hani işte Özgür'ün filmini Hollywood çaldı ya ne alaka falan diyoruz yani internet garip bir yer dediğim gibi çok izleniyor olmana gerek yok. E, arandıktan sonra bir şekilde bütün içeriye ulaşılabiliyor. Bu olanlar bize özgü değil. Herkesin içeriği olabiliyor zaman zaman böyle. Burada önemli olan düzenli içerik üretmek ve bunu kalıcı hale getirmek. İsim vermeyeyim. Bu da size bir sosyal medya önerisi. İkimizin de tanıdığı bir işte influencer olan bir arkadaşımız daha var. Biz hiç beğenmiyoruz içeriklerini mesela. E, ama bir video, birkaç videosu ve milyon izlendi. Bir anda takipçi sayısı 20 binden 100 bine çıktı. Ama kaldı. Mesela 6 aydır 100 binde hiç ama artmıyor. Ama mesela orada şöyle bir devam ediyor muydu? Evet. Okay, evet. Ee, hiç artmıyor. Ee, o Çünkü aynı içeriği üretmeye devam ediyor. Biz tutsa bile farklı şeyler denemeye devam ediyoruz. Çünkü aynı içerik bir tutuyor, iki tutuyor. Sonra değişmiyor. Ama benim demek istediğim işte bir şekilde ulaşıyor. Ve dolayısıyla fikirlerin iyiyse... Hani başta gay'i ne dedim sektöre yön veriyoruz tabii ki öyle bir şey yok ama Eşke. nedense bir <laughs> ilham oluyoruz yani insanlara. Son bir şey söyleyeyim sonra sana devredeyim bunu ben ilk eylem planına başladığımda işte Selçuk var Selçuk Aydemir birkaç kere konuştuk o da bana söylemişti ilk gittim benim daha böyle 20 video falan vardı kanalda 300 falan izleniyordu video başı ya Alem dedi ben bir gün setteyim böyle kim olduğunu unuttum dedi çünkü ben olaydan bir yıl sonra gittim yanına. E, ...sektörde böyle herkesin bildiği... ...çok ünlü bir yapımcı geldi yanıma... ...oğlum dedi bak YouTube'da böyle bir çocuk bir şeyler yapıyor... ...ulan bu bizim eylem dedim diyor... ...yani düşün e, bütün sektörde... ...belki de yılda 20 film yapan adam... o ...benim videoları izlemiş... ha ...bir şey oldu mu olmadı tabii ki çünkü... ...ben dahil YouTube'da bize yorum yazma... ...paylaşma kültürü pek yok... ...en yakın arkadaşlarımız bile paylaşmıyor... ...bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum... Laf ...ben de paylaşmıyorum... Yani hiç... e, ...ama hele Türkiye'de şimdi biraz daha var... ...ama o dönem hiç yoktu mesela... Ama bir şekilde ulaşıyorsun. Şimdi bence o birazcık şöyle de bir şey. En son söylediğine değineceğim. Sonra değerlerine konuşacağım. Şimdi bir şeyleri böyle insanlar çok çekici bulduğuna vesaire paylaşıyor. Okey. Ama şöyle düşün. Çok iyi bir video izledin. Onu paylaşıyor musun? işte yok. bende de yok mesela arkadaşlarımızla bazı videolarımıza destek oluyorlar şimdi hani haklarını yemeyelim işte kendileri varsa için çok iyi gaza geldikleri ya da böyle hani gerçekten aa bu çok iyiymiş deyip attıkları da oluyor mesela doğada şimdi kahve videomuzu bir sürü nereye kadar paylaştık. atacaksın anladım mı şimdi ben Tabii her canım. gün video atıyorum şimdi benim her gün attığım videoyu da şimdi her arkadaşım paylaşırsa o bana da çok doğru gelmez ve hani onun takipçileri de şey der bunu da takip etmeliyim ben bu kızı takip etmem Tabii canım, o gibi bir durum var şöyle de bir şey var birazcık o noktada şunun önemli olduğunu düşünüyorum akılda kalıcılık Şimdi attığın video evet atabilirsin. Çok iyi bir şey de yapmış olabilirsin. Ama daha sonra bunu nerede kullanacaksın veya da e, orada yaptığın replik, mimik, konuşman bir ikon haline dönüşebilecek mi? Şimdi birazcık o önemli. Benim mesela bütün arkadaşlarımın en çok paylaştığı video sana tepki ver diye bağırdığım video. Diğerleri de paylaşıldı atıyorum o dönemde. ilk i̇lk video çektiğimiz zaman. En değil mi? Tepki ver falan diye bağırdığım video. Yok da Mesela şimdi atıyorum o o kelimeden dolayı bence o kadar paylaşıldı. Çünkü insanlara girişi komik geldi. şimdi, Evet jiji bebe. Ben bana jiji bebe misin diye yolda soran insanlar <laughs> oldu. Şimdi birazcık evet çok iyi şeyler de yapabilirsin ama akılda kalıcı ne yaptın? Çünkü bizim kendi toplumumuz üzerinde söylüyorum. Ee, biraz daha böyle hani komik de olsun. Mesela biz işte sandık müteahhitiyim videosu mesela ne kadar çok izlendi falan. Hani kız komik bilerek böyle bir şey yaptığına eminim. Ee, ama sadece komik olduğu için izlendi yani. Biz hem komik olmaya çalışıyoruz hem de bilgi vermeye çalışıyoruz. Çünkü yaptığımız şey zor. Evet. Doğal olarak her videomuzun paylaşılmasını da beklemiyoruz açıkçası ya da şey olarak da. Arkadaşlarımıza özelinde söylemiyorum. Her videomuzun insanların çok hoşuna gidecek bir şey olmasını da bekleyerek yapmıyoruz bu arada. Bizim Tabii bence öyle. iyi şeyler çıkartmamızın sebebi de o. Çünkü biz komedi kanalı değiliz iki, ikimizi kanalı içinde söyleyebilirim. Sen daha çok bilgi yoğunluklu ve hani tutkular üzerinde bir şeyler yapan bir insansın. Ben hani hem kahveyi anlatayım hem eğleneyim. Bir de senin yanında eğlenmeden yapamıyorum. Eğlen öyle yapıyoruz. Doğal olarak bu hani gerçekten bir içerik izleyeyim ve bana bir şey katsın ama aynı zamanda da sıkılmayayım diyen insanlar için ideal bir profiliz biz bence. Mantıklı. Doğal olarak bu insanlar için çekici bir noktaya geliyor ve doğal olarak insanlar bunu gördü. Aa ben de yapayım çünkü biz de bazı videoları gördüm. Aa bunu yapalım bu neymiş oluyoruz. Bu bizi izleyen insanlar için de değerli. Ben şunu iddia ediyorum. Bir insan senin videonunu baştan sona kadar bir videonu izledikten sonra senin kanalına abone olur. Orada yaşadığımız sorun da senin videonun tamamının izlenmemesi. Çünkü sen olayın başında sonunda ne olacağını belli etmiyorsun. Evet zaten onu düzeltmeye çalışıyorum. O da çalışıyorum. sinemacılıktan gelen ya, bir şey, şey bence. Ama evet biraz YouTube analiz edip şimdi başa bir özet koymaya çalışıyorum. Evet mesela orada için. öyle bir durum var. Doğal olarak ben de izlediğim içeriklerde onu istediğimi fark ettim. Şimdi tam bir şeye başladım ama mesela bazen sonunda ne yapıldı ki senin videoların öyle de değil. Şimdi sihirden giriyorsun, tutkulardan çıkıyorsun, uzaydan giriyorsun, sinemadan çıkıyorsun falan filan. Şimdi doğal olarak ben çok entel video var. Evet ya. çok e, benim ablam işte eylem videolarını izlemiş şey diyor bana Esra diyor çok güzel ama diyor yani diyor eylemin videolarını izlemek için sonunu izlemen gerektiğini biliyor olman lazım. Yani evet. mesela seninki o benimkiler kısa olduğu için hadi gene bir katlanabilirler bir dakika falan. E, ben de onu işte gelişiyoruz ben de onu düzeltmeye çalışıyorum. Böyle bir durum var ama insanları etki ediyor muyuz? Ediyoruz. Bağladık Gören hani. bizi izlemek istiyor mu? İzliyor. Mesela senin en çok tutan videoların aslında genel olarak shortların, Yani kısa olan. Kısa bilgi verdiğim videoların. Adede bakarsın. izlenme evet. sayısına bakarsan evet. Doğal olarak nedir bu? Biz aslında istersek size satılacak bilgi de satıyoruz. Bu kanalı takip edin lan. <laughs> Kanalları çok var artık. <laughs> Kanalları evet. Ama mesela bizim örnek aldıklarımız da öyle diye düşünüyorum. Yani senin işte ben bu videomu buradan ilham aldım. Evet birçok videomuz aslında zaten kendi ürettiğimiz değil. Olanın üstüne koymaya çalıştığımız bir video. Hı hı. Doğal olarak aslında biz de bir şeyleri örnek alarak yapıyoruz. Doğal olarak bizim de bu noktada Aa belki ondan da gördü benden de gördü. Tam bunu iki kişi yapıyor güzel de bir şey çıkıyor ben de yapayım mantalitesinde oluyor. Bir de tanıdığınız ya da uzaktan da olsa bir kere selamlaştığınız bir insanın bir şeyler yapabildiğini ortaya koyduktan sonra size de bir özgüven geliyor. Tabii. Ya. Yani açıkçası ben kimseden görüp yapmadım bunu. Kendi nezdimde. Ben eyleme yap dedim. Baktım yapmıyor. Dedim ki burada bir boşluk var. Biz bu boşluğu <laughs> anlayamadırmalıyız. İşte kahveyle ilgili çok kötü videolar çekiliyor. Biz bunu yapabiliriz falan deyip baktım eylem benim yorumlarımı takmıyor. Dedim ki tamam ver ben yapacağım. Ya ama şöyle söyleyeyim. Mesela ben bizim Esra Nur TikTok'ta şimdi YouTube'da yaptığımız içeriği eylem planına koymam. Evet. Tarz olarak söylüyorum. Ee, sen söylediğin zamanda da kafamda canlanmamıştı zaten. Yani bunları yap, okey yapayım da. Ve mesela ben onu eylem planı stilinde yapsaydım bizim yaptığım şeyleri bu kadar tutmayacağını garanti edebilirim. Tamam, orada işte ee, dolayısıyla işte kal gene eylemizde patlayacak bir şey olurdu. Ha, ne olur? O formatı yeni bir hesapta denedik ya da işte senin hesabında denedik. Tuttu. istediğimiz gibi devam edebiliriz. Ha sanki ben öyle bir konuşuyorum ki eylem planı milyon takipçili milyon yani yapılabilirdi ve o tutup ona döndürülebilirdi. Neyse kalsın o bizim için maddi yani manevi değeri var sadece orada duruyor. Sıkıldıkça yaparsın. Yeni bir format mı tutuyor? Podcast da oradan çıktı. Şimdi onu deniyoruz. Ve şunu hadi senin ilk başta dediğin konuya bağlayayım. Bizim paylaştığım şeyler yakın çevremizi etkilemesi çok normal. Yakın çevreden sana gelsin ya da gelmesin çok etkisi oluyor zaten. En basit bizzat gördüğüm örneğini söyleyeyim. Ben koşuya ilk çok ciddi başladığımda ve haftada işte 5 gün 6 gün koştuğum dönem her koşumu paylaşıyordum. Biri anlasın veya anlamasın. Teknik detayıyla da yazıyordum. Bugün bunu koştum, şu antrenmanı yaptım ve sonunda Ahmet bana dedi abi beni de koştur. Tamam spor geçmişi var bu adamın ama koşmuyordu. Dedi beni de koştur. Onu koşturmaya başladık. İşte Alican mesaj atıyor. Mesaj atmıyor da bir baktım bir kere işte alev kalp falan atmıştı bir baktım haftada 2-3 koşmaya başlamış koşularını paylaşıyor bir bakıyorum x y z koşuyor tamam diyorum işte güzel bir etkin Görmek oluyor dünya. tabi bir hocam. etki demek okey ben 5 kişi bile kazandıysam ya da 5 kişi bile spora başlattıysam Başarılı. Mesela son iki hafta önce bile bir video attık eylem planına ikimizin olduğu. Ben sana biraz şey demiştim hadi biraz büyük, biraz büyük oyna, biraz abart demiştim. Sen biraz fazla abartmışsın galiba. Hangi video? Kübriki falan anlattığımız. Evet. İşte insanlar şey falan yazıyor. Sen bu arkadaşla yapmasan mı eylem abi işte bilmem ay, ne. Ay kudurun köpekler. Ben de altına Hayır, yazdım. Hayır yazanlara bakın arkadaşlar özür dilerim böldüm. Yorum yazmanın ve insana bir şeyle ilgili... Geri bildirim vermenin faydalı yönü var. Bir de boş yönü var. Hmm. Şimdi bana boş yönüyle bir şey söylediğiniz noktada ben eleştiri alabilen bir insan olduğumu düşünüyorum. Hem de bayağı alırım. Ki en çok kendimi eleştiriyorum. Bana işte bu arkadaş olmasa dahi ne Neden? Mesela senin için neden? Bana de ki işte ya bu arkadaş çok abartılı tepki vermiş. Okey bak bunu alınır. Bir şey söylüyorsun. Mesela işte inşallah arkadaşın ironi yapıyordur falan. Ben de dedim ki yapmıyorum. Ki <laughs> yapıyordu. Ya yapıyorum tabii ki belli noktalarda yapıyorum ama bizim oradaki olayımız zaten bilmeyenle bilen insan arasındaki perspektifi gösterebilmek bir tabii noktada aslında. Yani azıcık... Aslında kafam... abartmıyorum mesela. Senin için o sinemada çok önemli. Benim izleyici olarak ha. ya ne gerek vardı şimdi buna niye yaptınız falan oluyorum. Bence çok normal. Hayır zaten orada çok gerekliyse de benim açıklayabilmem gerekiyor. Şimdi Kubrick'in orada yaptığı iş gerekli miydi Mumuş'un da film çekmek? Hayır. Anladın mı? Ha. Nedir? Sinema tarihine bir anekdot olarak düşülür. Yani. Ama o filmi film yapan o sıradan bir izleyici için en ufak bir değeri yok. Aynen öyle. Mum ışığında çekilmiş olmasının filmin iyiliğini kötülüğünü tartışmıyoruz. Evet evet onu zaten konuşmadık yani, konuşmadık. Yok, izlemedim ki filmi ben de bilmiyorum filmi. Yani doğal olarak. Bunu algılayabiliyor olman lazım. Orada ama sinemayla iyi bir bilgi veriyoruz. Çerez al kullan. Bu video birazcık kendimize açıkladığımız bir video oldu diyebilir miyiz? <laughs> ben de oraya şunu yazdım bu arada işte o videonun altına. Abi dedim ben normal video yapıyorum izlenmiyor. Biz de biraz YouTube'un da istediği biraz skandal video yapıyoruz. Biraz konuşuyoruz. Daha Sübriyi çok izlensin diye. Falan. Gene izleniyor mu? Gene izlenmiyor. Dolayısıyla o, o içeriği yapıp yapmamız gerektiğini de görüyoruz mesela bir Arkadaşlar, yandan Arkadaşlar bu da ayrı bir şey biz yaparken keyif alıyoruz canımız istedi ha. attık koyduk bizim kendi kişisel günlüğümüz belki orası umrumda değilsiniz Defolun gidin izlemek istemiyorsanız beni gördüğünüzde Konu bu değil balık sakin ol nefes al ve e, buraya dön. Mesela şimdi bak bizim... sana sansasyonel konuşmalar yaratıyorum. Tamam ya, podcast de değil orada yapmak lazım. Mesela bak şimdi artık tut, tutmaya başlayan bir platformumuz var. Okey ben artık eylem planla tamamen bu izlenir mi bu izlenmez mi değil. Ben yapmaktan ne keyif alacağım bana çok iş yükü çıkarmayacak çünkü dönüşü olmuyor. Ne yapabilirim? Döndürebilirim artık rahatlıkla. Ama bu da şunun açıklaması aslında. Arkadaşlar insanlar bir şey üretiyor. İzleyip beğenmezseniz dislike atıp gidebilirsiniz. <laughs> ya bu bana çok garip geliyor. Mesela... Senin oraya yorum yazmanın bana faydası olduğunu farkında değil misin? Hayır ben şey çok guruluyorum. Biri bana şey yazmıştı. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Niye böyle saçma sapan videolar önüme düşüyor diye yorum atmış bana. Ben de şey Müthiş, yazdım. Yazıyorum. İzleyip üzerine bir de yorum yaptığın için olabilir mi yani? Bir algoritma var bu kapasite şey Müthiş bana. Müthiş bir sorun. cevaptı ya. Yani <laughs> Müthiş bir mı? cevaptı yani. İzleyip yorum yapmışsın. etkileşime Tabii ki senin girmiş. Karşıda düşecek. Yani etkileşime girme. Mesela işte dün mesela bende sürekli sivilce sıkma videosu çıkıyordu ya TikTok'umda. Şimdi ben geçiyorum, dalmışım ve bir ara o kalmış yani telefonu köşeye koymuşum açık. Evet. O video beş kere döndü. Ben de biliyorum. O. Sonra neyse aşağıya iniyorum sürekli onlar çıkıyor. Şimdi bundan nasıl kurtulabilirim? Bunu gördüğüm an geçerek. Evet. İki saniye takılırsam bitti. bitti. Bütün algoritma da olacak yani bu kadar basit şeyleri hani böyle işte ya bu ne ya bunu niye çektiniz? Arkadaşlar yani bütün nefretiniz bana kazanç olarak dönüyor. O yüzden benden nefret edebilirsiniz ve bu benim umurumda ya değil. Ya işte bu IQ'suzluk da bana garip geliyor. Yani şey e, niye yok ben beğenmediğimi diyor kapatıyorum abi bu kadar. Dislike bile vermiyorum. Bir de, de şöyle yapıyorsun. Geri zekalı falan deyip böyle hani senin kapatışın. Evet örnek. yani bu ne ya falan deyip kapatıyorsun. Anladın vermen gereken tepki bu sağ ol bu arada siz öyle yapmayın. Bizim videolarımızı <laughs> beğenmiyorsanız yorum yapın tamam mı? Ee, ama garip geliyor o tavırda mesela o videoya iki yorum geldi ikisi de böyle abi işte. Ben git köşe dağla yazdım birbirine. <laughs> Keşke Ela Pran'la yazmasın. Ağlayabilir. Ben. Esra Nur olarak yazdım. kişisel özgürlüğüm bu benim. İstediğim kişi istediğim yorumu yazarım. Küfür etmedik ya. nasıl? konuya dönersek en başa ufaktan bir sektöre yön veriyoruz çaktırmadan. Bu kadar az rakamlarla bile. Bir şeyler yapıyoruz. İmkan olsa, boş vaktimiz olsa daha çok şey yapacağız. Bir gün boş vaktimizin olduğu günlere diyelim Umuyoruz arkadaşlar. Umuyoruz ileride. Birazcık para kazanırsak biraz izleyin, yorum yapın, beğenmedim yazın, beğendim yazın. Beğenmedim. Ya da. Neler izlediğe geçelim mi? Geçelim. Güzel. Can... Ne izlediğimizi hatırlamıyorum ben gene ben ama. Ben <laughs> Bahsetmiştik. The Morning Show izlemeye başladığımızda yani. ikinci sezonu da bitirmek üzereyiz. Nasıl gidiyor? Bence güzel gidiyor. iyi yapmışlar ya. Hani böyle o dönemin olaylarına çok. da hakimiyet çok iyi. Dokunduracakları yerler çok net. Karakter geçişleri çok iyi. Bence çok iyi analiz edilmiş ve ortaya güzel bir şey koymuş. Yani şey değil. Bir başyapıt okey değil. Ama çıtır çerez olarak izleyebileceğim ve izlerken o dönemi hatırlayabileceğim bir şey. Ben mesela onu izlerken şu an işte orada Covid olayları yeni başlıyor falan. Hani o dönem ciddiye alınmıyor ve affedersin aşağı alınıyor Covid. Ama yaşadık biz bunu. Ya onun haricinde bu Me Too Türkiye'ye ufaktan geldi ama çok da gelmedi. O, o konuları ele alışı da çok güzel ve üstüne tam biz izlerken bu hafta Amerika'da direkt bu kriz oldu tekrar. Bir evet. sabah programında sunucu işte bir de eşcinsel çıktı üstüne. Daha da olayı büyütecek bir şey. Yani eşcinsel ilişki galiba. İşte birini kovmuşlar etmişler. Tam birebir senaryo gerçek hayatta aynen yaşanıyor şu anda. Yani çok yaşanmıştı zaten ama gene sabah programı olması evet, 8-10 yani yıldır çok fazla. No evet. Böyle ironik oldu. Ee, tabii ki güzel bir olay değil ama dizinin bence senaryosu çok iyi. Yani devamlı bir olay oluyor. Bir ama abartı bence gelmiyor sürekli değişiyor aslında Bu bence bu dizinin evet. en iyi dinamiği bu yani sürekli sevdiğim karakter tutacağım karakter işte yok ya yapmamıştır yok ama yapmıştır ama bak düzeliyor falan sürekli böyle sevdiğin karakter değişiyor bence zaten bu birçok dizide eksik olan bir şey yani ben hep başrolü bilim mesela Türk sektöründe öyle başrol hep belli asla değişmiyor evet. her şey onun üzerinden değişiyor ama mesela genelde zaten hani yurt dışında yapılan birçok dizde Bu değişebiliyor. Platform, işlerin Platform özellikle... işlerinde özellikle. değişiyor. Her bölüm birine döndüğü oluyor. Mesela bir bölümde, düşün Jennifer Aniston var senin dizinde. Hiç çok bir bölümde. Düşün. Evet ve hiç umrunda da olmuyor olma işi yani. Hiç Nerede görmüyorsun. Bu kadın falan bile olmuyor Sonraki bölüm geliyor. Ee, o yüzden soft izlenilebilecek bir dizi çok serisi. Çok da soft değil bence konu olarak. Konu olarak soft İzlenmesi değil. İzlenmesi çok onu... rahat. Ben izlenme olarak söyledim. Konusu ha. soft değil. Konusu aslında çok önemli ve ciddi ha. bir konu bu arada. Me too. Güzel. Ben bu hafta şey izledim. American Underdog diye bir film izledim. Hiç duymamıştım. Zachary Levi oynuyor başrolde. Şazam'dan bilebilirsiniz. Severim ben. Çok ortalama bir filmdi. Öyle platformda gezerken karşıma çıktı ama konu inanılmaz yani gerçek hayattan esinlenmiş bir hikaye. E bayağı da sadık çevirmişler. Konu çok çok iyi olduğu için vasat bir filmi biraz yukarı çekiyor. Ama öyle eğlence spor filmi seviyorsanız ben spor filmlerini yani var olan hepsini izlemeye çalıştığım için eğlendim. Öyle ortalama bir işti. Biz Apple TV Plus'ta ne varsa izliyoruz Platini. ama iyi de çıkıyor. Platonya başladık. Platoniyi nasıl buldum? 5 bölüm izledik abi 4 bölüm. Yani güzel ama böyle çok öveceğim bir şeyi ya da çok kötüleyeceğim bir şey yok. Rahat dizi o tam aslında. Aynen yani rahat o, dizi. o evet yani diğerine kıyasla izlenmesi daha rahat. Hani aç arkada dönse de olur çünkü 15 dakika izlemedin sonra tekrar izlemeye başladın. Arada geçen olayları çok rahat anlayabiliyorsun. Çünkü geyik hani üstünde hani öyle, öyle evet geyik yani. Dönüyor. Ama geyikleri iyi şakalar yerinde güzel. 6 yıldır görüşmeyen çok yakın bir kadın erkek arkadaşın tekrar görüşmeye başlamasını anlatıyor. Şimdi galiba işte kadının kocası tarafından kıskançlık şeyi de gelecek. Orası birazcık beni geriyor biliyor musun? Ben böyle gereksiz. Çok da gereksiz değil tabii ki o dizide ama ben kıskançlık izlemek istemiyorum. Şöyle düzelteyim. Bilinçsiz kıskançlık, iletişim kurmadan kıskançlık. He. Yani sadece Böyle sinsi sinsi kıskanmaktan bahsediyorum. Şimdi tabii ki hayatındaki insanı, arkadaşını vesaire belli noktalarda kıskanabilirsin. Yani çok kıskanmak doğru bir kelime değil çünkü bize çok yanlış kullanılıyor ama sakin kıskanalım insanları. Yani konuşalım. Ben bundan rahatsız oldum diyelim. Hani bak daha adam hiç tepki vermedi sen ama göründüğü anda bile aha dedin geliyor. Bir dur bakalım adam geliyor tepki belli verdi. geliyor. Ha, ama Üçte böyle uyuyor numarası yapıp. Kadın geldikten sonra saate bakıp sinirlenmek, pasif agresif tavır göstermek. Bakalım. Gelecek. Durumu haber. O siniri yaşayabilirsin. Bakalım tepkisini görmek lazım. Adam nasıl ya yaşayabilirsin o duyguyu? Onu nasıl aktardığın önemli. Bence düzgün aktaramayacak belli. Göreceğiz. O imajı verdiler bize. Şaşırmak isterim ama. Saylo'ya devam ediyoruz bir yandan evet. da. E, fena gitmiyor. Ben kitabına başladım. Umarım dizi bitmeden kitabı bitireceğim ki neler olacağını göreyim. İşte ben böyle haysiyetsizlik görmedim bilemiyorum. Bilmem dizi çok iyi işliyor gibi gelmedi bana e, ondan okumaya başladım bakalım sadık kalmışlar bayağı yani, sadık yani kalmışlar. Ama yani hikaye baktığımda çok kolay işlenecek bir dizi değil bence. Kitabı da öyle yazmışlar ama böyle zaman içinde atlıyor 3 yıl geriye gidiyor. Yok yıl tabii ki falan. onunla ilgili problem yok gözde zor olduğunu düşünüyorum kitabı yansıtmanın her şeyde Efekt böyle. açısından değil ama yani kitapta içsel geçişleri, o karakterin evet. ne hissettiğini daha rahat anlayabildiğin için şimdi buraya hani atıyorum iç sesini koyamazsın. Evet tam dediğine şöyle böyle mesela işte iki kişi arasında bir ilişki var dizide. Böyle kitapta devamlı o ikisi üstüne gidiyor işte ay elleri dokunmuştu, şu olmuştu, bunu hatırlattı falan. Dizide böyle bir anda oluyordu mesela ve yani tam çok küçük ipuçları veriyordu ama böyle bir anda oluyor ya böyle eğreti geliyordu. Kitapta onu doğal olarak işleyerek gidiyor. O sahnelerin hepsi atılmış mesela falan. Bakalım göreceğiz orada hikayenin nereye bağlanacağı zor zaten, çok kilit. Kitabı yansıtmak. Zor. Aynen. Hikayenin Hoş nereye bağlanacağı çok kilit orada. O da zaten kitaptan belli olur. Onun için kitabı okuyorum. Bakalım. Başka bir şey var mı? sen? Yok şey dediğim kadarıyla. Okey. Kapatabiliriz o zaman. Okey. O zaman bir dahaki bölümde görüşene kadar sektöre nasıl yön verdiğimizi siz de bize anlatabilirsiniz. <laughs> Size nasıl yön verdik? Bir dahaki bölümde görüşene kadar. Hoşçakalın. Bye.